Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız Tunus ile devam ediyor. Her gün değişik değişik konuk alıyoruz. Şu anda da yanımızda memleketlim iki tane genç delikanlı var, iki kardeş. Bir hoş geldin diyelim, sonra Tunus'a başlayalım. Kimdir, nerededir? Bir soralım. Evet, ağzına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, hoş geldin. Teşekkür ederim. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Yayınları izliyorsunuz. Yayınları. Evet. Bir tanıyalım kısa bir öz alalım. İsim şu isimlerinizi. Muhammed Türüt. Muhammed Türüt. Türklerdensin. Evet. Evet. Yaş kaç? Yaş 44. Ya bize abi değil. Demek sakın. Değerli abi kardeş. Mehmet Türüt. Muhammed. Ha, pardon Muhammed güzel isim. Sizin isminizi alalım. İsmail Türüt. O İsmail Türüt, sanatçı İsmail Türüt ismini almışsın. Akrabalık var. Var. Aslında bizde de Türklerde akrabalık var. Ambarlık'ta Hasan Türüt, Hüseyin Türüt, Hüseyin Türüt ve Kadir Türüt. Evet. Hala çocuklarıyız. Sen... Aynı dostlar. Evet, İsmail Türüt'ün de abimizde de röportaj yaptık. Hatta bir mevzuyu da açtık. Hep akrab olmuşuz, karışmışız, aynı yerin insanlarıyız. Muhammed, ne iş yapıyorsunuz? Soralım. Din görevlisi. Maşallah, maşallah. Din görevlisi. Nerede? Merkez-i Bağlı İmamlı. Merkez-i Bağlı. Yani imamlık mı? İmam. İmam, güzel. Ben üniversitede okudum. Ayrıldık. Yanaşık görüyorsunuz. Devam ettiğimiz bozmadık kendimizi. Kopya sekerken yakalarınızı soğudum işte yani. Yoksa ozaydı kendimizde. Herkes çekiyordu dedik. Biz de çekelim. Yakalandık. Ama bozmadık. Kaç yıldır görevdesiniz? 22 sene. Maşallah. Emekliliğe ne kadar kaldı? Yaştan çok kaldı. Biraz devam et. Devam et. Hayır. Siz başka yerde görev yaptın mı? Yok. O, hayır, orada görev yaptın. Evet hocam. Evlisiniz. Evli 5 çocuk var. Kız erkek? 3 kız. Maşallah. Allah bağışlasın. Pekala hocalar sevdalık yapmaz derler ama ya geç gün niye evlenirse yuvasını kuracak değerli izleyiciler. Hocamız nasıl evlilik yaptı? Sevdalıktan bir görücüsünü, bir kaç okur mu? Yok görücüsü. Görücüsünü, hanım nereden? Of. Oflu. Allah bu düz değmesin. Niye diyorsun of deyince? He? Bu arada kaynata sağ. Sağ. Allah sağlık versin. Kaynısolarına hepsine selam gönderiyorsun. Bu arada düğüne gelmiştin İstanbul'a. Hasan, evet, Hasan Tazdal, kayın yeğenimiz. Yeğenim. Hasan, enişte oluyor değil mi? Enişte. Enişte oluyor. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz Hasan kardeşimize, babasına, hepsine. Hepsi birbirini değerli. Evet, ne hocam ne söylemek istiyorsun? Fazla da sizi konuşturmayalım yayında. Sevdiklerin üzülüyor sizi. Ne söylemek istiyorsun? Allah her şeyin hayırlısını hakkımızda nasip etsin. Bütün sistemde, Türkiye'de, işte tüm bu olan olaylar içerisinde inşallah sonun hayırlı olacağını olmasını temin ediyoruz inşallah. Sağ olasın. Hocam kısa bir ilahi alabilir miyiz sizden yani böyle hocayı bulmuşken? Bir kubbe böyle yani ile gelin Allah diyelim. Bu tatlı söylesin arasında evet. ilahi sistemi gelin Allah diyelim. Olabilir. Siz hangi kısımdasınız? Yok kısa kısa. Gelin Allah diyelim. Ben bakam. Güzel olur. Yok. Anladım. Evet. Şey, biz de mevcutlarla işte. Öyle değil mi? Evet. İlahilerimiz var. İşte dediğin gibi o hoca sebep olmuş bana yarı kubbe yüzünden. Ya aslında şöyle hayırlı tüzer, peygamberden sonra aşı olmazı evet. Olduğu için her şeyin ailesi demek bizi evet. Buradaymış. Tabii, evet. Yeni bir sistem, her zaman ihtiyacımız olan konusunun yetiştirmesine yaşam hizmet içerisinde gerekli olan bir şey. Yani illa da imam hatip mezunlarının imam olacağı mesela bir sürü doktor, avukat, doğru. Işte Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu gibi. Yani bizim dönemimizden kısa nasıl olmuyor? Yok. Nasip. Nasip. Değil mi? Nasip. Evet. Burada bir yapışıklı birisi daha var. Onun konuşuyor. Evet sizi bir tanıyalım şöyle hocam biraz daha. Çok basit. Karadeniz'in yapışıklı adam mı Türkler'den? Evet bir tanıyalım sizi. İsmail Türüt.
ya. İki çocuk babasıyım. Allah bağışladı. Kız erkek? Bir kız, bir erkek. Yaş kaç? 40. Mahallenin metri. Olur, belki yolda olsa Amosyat'ın yerinde. Allah'ım. Şükür. Peki herhalde onu düşünmeyen kardeşimizi soramıyor. Siz nasıl evlendiniz? Bu yanında kaç ödü yani? Sedan kalıyor, öyle mi? Aynen. Yalk iş alalım bakalım kamera arkasındaki. Hanım kimlerden? İkizlere mi? Kargalış kopmadı değil mi? Tamam. Ya küçük adam ya bir yuvak olacaksın diye. Ne işle uğraştın peki hala? Emekli oldun ama... Özel şirketlere çalıştım. Özel şirketlere. En son bir etraf içerisinde çalıştım. Oradan mahallemi yapıyordum. Bir kere kaç kardeş? Yuvan hocamıza sordun mu? Nasıl aynı kardeşiniz? Anladım, dört kardeşiz. Kız erkek? Hepsi. Yani nasıl normalde? Normalde yedi kardeşi, dört erkek, üç kız. Ha yani iki... Dört erkek, üç kız. Pekala. Dünyayı ne izleniyorsun? Ne söylemek istiyorsun bu yayında? Şöyle bu Mensi'nin ailesi nasılız? Sana şair tutmaz mı pekala? Şair. Polon, Polon ne vardı? Yok, Polon. Evet. Ama ne güzel. Hocamız Allah razı olsun. Annesine, babasına sağlık versin. Herkese öyle hayırlı evler. Böyle gelin, böyle ne? Öğretmenler nasip edilsin. Amin. Güzel, hocam güzel sorduk. Fazla kutlayalım. İşleriniz, güzeliniz. Bak tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ayağınıza sağlık. Allah sağlık versin. Yayında son sürdüğünüz bir şey varsa. Başarılı devamını dilerim. Teşekkür ederim. Dini programların toplumda ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Herhalde böyle. 5 dakika bile bir kişiye işte onlarca sohbeti bir kişiye etkisi bir kitlenin toparlanması vesilesi diye düşünüyoruz. Çünkü bir mahallede bir toplumda bir kişi zaman zaman çok önemli. Çok iyi. İnşallah güzel günler temennisiyle, güzel günlere gelecektik, güzel günler temennisiyle başarılarımızın devamı, hizmetlerimizin devamı diyelim. Çok sağ olun. Hoşçakalmak güzel. Lazım. Akhir zamanın ahiret, zor günler ve zor dönemeçlerden geçtiğimiz bu günler, bu bir kendimiz için değil, tüm ümmet-i Muhammed'e, çoluk çocuğumuza çok dua etmek, çok isterek, sabaha kadar uyumak değil. Dua hiç, duasız anımız olmaması temennisiyle diyoruz. Çünkü zor dönemeçten geçiyoruz. Sağ olun. Dünya kıtasındaki tüm yerlerde kan atıyorsa, bu Müslümanın kanı olarak Türkiye, bu da kıtındaki Müslümanların yapmış olduğu hataların neticesi. Çünkü Allah diyor, birbirine sımsıkı sarılma hiçse, bu gerçek iman etmiş olma şansıyla birbirini sevmedikse biz birbirinden koptuk ve bu hale geldik. Bütün Müslüman devletleri, Müslüman toplulukları hepsi kendi başına, kendi halinde. Ama ne oldu? Netizenin faturasını herkes bir bir çekiyor. Şimdi biraz uyanış var ama bu nedir? Zor anda olan uyanış. Toparlayış da çok kolay olmuyor. Ne zaman işte vatandan uzak bir çocuk kucağına vatan sığınacak yer arar duruma geldiler. O zaman kendilerine günaydın oldu ama çok geç oldu. İnşallah Allah Teala bizleri o duruma düşürmez. O sıkıntılara düşürmez. Düşürmemez için de işte bu günlerdeki çalışmaya, bu günlerdeki hizmetlere çok büyük ihtiyaç var. Yani gece gündüz yatmadan, uyumadan bir bir bu dava anlatılmalı. Başka çaremiz yok. Ama maalesef biz akşam yattık, sabaha kadar hiçbir sıkıntısız kalktık. Masada hangi yemeği yiyelim, hangi kahvaltıda işte ne yok. Ufacık şeylerden bağırıp çağırmaya durur olduk. Ama diğer taraftan namazda, depede, takasta namazlarını kılan veya işte günlerde iftar masasına oturup da mağaralarda iftar eden, öyle diyelim, yedi kat zeminlerin altında iftar eden kardeşleri unuttuğumuz için o günlere düşmemiz için bu günlerden çok çok çalışmamız gerekiyor. Sağ olun. Allah her şeyin ailesini versin. Güzel bir mesaj verdin izleyicilere. Bu arada kamerada sen de kalpam. Sağ olsun. Kameraya da çıkmalar yaptırdık. Arada değişik kameralar oluyor.
Çok teşekkür ederim hocam. Kameraya şöyle bir yakışık bir alsanlayalım. Güzel bir sohbet oldu. Değerli izleyiciler, Muhammed Türüt ve İsmail Türüt. Muhammed Türüt hocamız ve İsmail Türüt. İki kardeşler güzel bir sohbet oldu. Memleketten gelmişler. Buradan Rize'ye, Ambarlı'ya, tüm izleyicilerine selamlar. Teşekkür ederim. Kameraya şöyle bir yakışık bir alsanlayalım. Evet, işlem alalım.